Ona göre bir insan ona göre he sonuçta evini seviyorsan sana göre san. dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Servet 8'den herkese selamlar. Maç öncesinin bu bölümünde Fenerbahçe Alanyaspor maçını konuşacağız birlikte. Fenerbahçe'de Amrabat transferi artık bitmek üzere bugün İstanbul'a geleceği söyleniyor. Tabii ki o konuda da video olacak Serbest 8. Her zaman olduğu gibi iş yapar mı serisinde Amrabat'ın Fenerbahçe'nin neler yapacağı ile ilgili fikirlerimi aktaracağım. Ama bugün Fenerbahçe'nin maçı var, lig maçı var Alain Spor karşısında. Öncelikle bu maça bakalım. O maçın sabahında Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sahaya çıkar, hangi noktalarda fark yaratır, Hangi bireysel performanslar kritik konusu birlikte konuşalım istiyorum. Ayrıca Zafer Bayramımız da kutlu olsun diyorum ve Konuya geçiyorum. Serbest 8 aboneliysek abone olmayı, videoyu da ki beğen butonuna basmayı unutmayalım. Ee, şimdi ilk soru şu tabii ki. Fenerbahçe kazanan, ciddi şekilde farklı kazanan takımdan bir değişiklik olur mu AESPO karşısında? Çünkü kenarda güçlü alternatifler var. Hocanın tercih ettiği bir 11 oluyor. Kenarda mutlaka güçlü alternatifler kalıyor zaten. Ya yani Fenerbahçe'nin özellikle ön tarafta böyle bir derinliği var artık bu sezon. C oynadığı zaman Enes İri gibi... Ciddi yatırım yapılmış. Önemli bir santrafor. Yedek başlıyor. Ya da Tariş'le başlandığı zaman İrfan Can Kahveci gibi geçen sezonun hem istikrarlı hem de en flash oyuncusu yedek kalmış oluyor. Burada tabii ki biraz kafa karışıklığı oluyor ama sahaya çıkan 11'de iş yaptıktan sonra bu kısım biraz daha yedek kulübesi gücü olarak kalıyor. İlk maçta öyle oldu. Tariş, Ceko iyi performans verdi. Özellikle Ceko'dan iyi performans geldi ve Fenerbahçe farka giderken bu oyunculardan da ciddi katkı aldı. Ee, ben bir değişiklik düşün, yani tahmin etmiyorum Fenerbahçe 11'inde Alain karşı. Bunun nedeni hem ciddi şekilde kazanmış bir takım. Hani bence oyun olarak da rahat kazandı Fenerbahçe Rize Spor'da Deplasmanı'nda. Ee, oyun olarak da kazanmış, farklı kazanmış bir takımda. Hem zaten genellikle Jose Mourinho'da olsanız çok fazla değişiklik yapmıyor, yap, yapılmıyor yani. Teknik adamlar çok dokunmuyor böyle takımlara. Bir de asıl nedeni Alliance Spor'un oyun tarzı da Rize Spor'a benziyor aslında. Ee, Rize Spor'da topu talep eden, orta sahada topu karşılayan, yeri kazanmaya çalışan, topu dolaştırmaya çalışan bir takım. Ee, Alliance, Fatih Tekil Alliance Spor'da yani top alalım, dolaştıralım, top bizde kalsın. Hatta bir önceki maçta Göztepe karşısında 168 galiba yanılmıyorsam 168 topa sahip oluyor. Yani o oynamak isteyen e, topla biz de oynayalım, biz de rakip yarı sahada baskı kuralım, biz de kalabalık hücum edelim diye bir düşünce tarzında olan bir takım. Hal böyle olunca benzer yapıya karşı, benzer bir takım yapısına karşı sonuç almış ilk 11'de çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Başlayalım savunmadan. Kalede Livakovic olacak ve Livakovic için şunu söylemek lazım. E, tabii ki önemli bir kaleci. Fenerbahçe transfer olurken geçen sezonda önemli beklemeydi. Ama bu sene çok daha iyi başladığını düşünüyorum. Yani geçen sezon böyle Fenerbahçe yine rakipler nadiren pozisyon buluyordu Her iki sezon başında. Oralarda biraz sallandığı maçlar olmuştu hatırlarsanız. Ama bu sezon çok iyi başladı. Yani o birde birleri kurtarıyor ve bu büyük takım kalecisi için çok önemli bir özellik. Soğukken kurtarmak, yani oyuna soğukken çok fazla fırsat gelmiyorken kurtarış yapmak önemlidir. Mesela Rize maçında da yaptı onu. Önceki maçlarda da hatırlıyorum öyle aksiyonlarını. Fenerbahçe'de skorda tutacak, dengede tutacak, kurtarışları yapıyor. Oyun soğukken bunu yapmak dediğim gibi bir kaleci için daha zordur. O çok iyi başladı söyleyebilirim Divockovic'in sezonu. Savunmada Ciku çağlar ikilisi olacaktır. Ciku şu anda zaten e, herhalde en komple stoperi Fenerbahçe'nin. Hem kaleden uzakta oynamayı çok iyi bilen, top oralarda kazanmayı çok iyi bilen atlet. Hem de oyun kurmada gayet başarılı. E, önemli bir oyuncu Ciku. Keostal volderi e, sol bekli devam ettikçe sol stoperin en büyük adayı Cico olacaktır her zaman. Şu Bu maçta da öyle gözüküyor. Cico'nun varlığı önemli. Ben Çağlar'ı geçen maçta Rize Spor maçında ikinci yarısında çok iyi bulduğumu söyleyebilirim. Rize Spor karşısında Fenerbahçe takım olarak da daha farklı oynadı. Takım olarak da en ahenkli, en yakın oynadığı maçların bence en iyisini oynadı bu sezon. E, Jose Mourinho yönetiminde en yakın oynadığı, en kompakt oynadığı maçı çıkarttığını düşünüyorum. Burada tabi özellikle ikinci yarıda Çağlar'ın da öndeki baskıya katılması, topu orta saha civarında karşılamasının etkisi var. Normalde Çağlar hep eleştirdiğimiz konuşuydu. şuydu. Top rakibe geçince biraz derine kaçarak savunma yapıyordu. Yani rakip üstüme gelsin ben derinde karşılığımı yapayım gibi bir düşüncesi vardı. Ama bu şimdi orta sahayla savunma hattını uzaklaştıran bir özellik oluyor stoperlerde. Ama Rizespor'un maçının ikinci yarısında özellikle Çağlar sürekli önde karşıladı. Oralarda top kazanma iştahı vardı ve bu da Fenerbahçe'yi daha yakın oynatan bir duruma getirdi ve e, böyle devam ederse Çağlar gerçekten Fenerbahçe'yi daha bütün halde hareket etmesini sağlar. Ciku Çağlar ikilisi de devam edecektir. Mert Müdür yine sabitli devam eder. Ken son, o sayede problem vardı. E, Mert Müdür'ü bu tip kalabalık orta sahalarda Fenerbahçe örgü örerek rakibi, rakibe karşı baskı kurduğu anlarda Mert Müdür'ü daha çok tercih edeceğini de düşünüyorum ben zaten Jose Mourinho'nu. Çünkü o say bir çizgi beki o say daha çok dönen toplara reaksiyon vermesi gerekirse beklerin son matının. O say tercih edilir. Hani sağlıklı olduğu zaman da. E, ama top biraz daha bizde, bizde kalsın. Rakibi pas örgüsüyle de boğalım. Zaman zaman önde presle yapalım. Gibi daha komple her şey yapabilecek bir sahabe karanlığında. Mert Müldür tercihi yapılacak. Çünkü Mert Müldür nerede boşluk görülürse oraya hareket eden. Bunu Rize Spor karşısında da yaptığı edince Cekoy attığı pastan önce, asiste dönüşen pastan önce. Merkezde boşluk görüyorsa oraya hareket ediyor. Sadece çizgiye bağımlı değil. Ee, önünde de Tadiç oynayınca aslında güzel bir uyum yakalandı. Hatırlarsanız Tadiç benzer oyunu çok daha iyi oynayan. Tabii ki Ferdi Kadıoğlu ile sol tarafta bir uyum sergilemişti geçen sene. Tadiç hatta genellikle rakibi çizgiye doğru genişleten isim oluyordu. Daha taç çizgisine yakın topla buluşuyordu. Ferdi koridoru kullanıyordu. Bir benzer görüntü var şu anda. Tadiç sağ çizgide topla buluştuğunda Mert Müldür bu kez içeri devriliyor. Mesela sayede bu çok olmuyordu. Mert Müldür bu merkeze koşatma zekasını daha çok gösteriyor. O yüzden orada da bir geçen sezon Tadiç Ferdi arasındaki uyumun bir benzerini Mert Müldür Tadiç arasında görüyoruz gibi hissediyorum ben. Sol bekte Osayi World'de zaten Fenerbahçe'de yani sanki bir transfer olacak ve bu oyuncu sol stoper ve sol bek aynı anda oynayabilecek bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin tercih olacak gibi geliyor bana. Ama o güne kadar ki gelecek isme bakacağız ama sanki artık Fenerbahçe birinci sol beki. Her ne kadar Jose Mourinho gibi ben de uzun zamandır... ...Ostavolde'nin soper bölgesinde geleceğinin daha parlak olacağını düşünsem de... ...bu oyun formatı içerisinde, bu sistem içerisinde... ...Sen Maxim'in arkasında Jadon Ostavolde gibi dinamik... ...savunma açısından yok edici, fizikli bir beke ihtiyaç var. Ve bu da Jadon Ostavolde'den başkası değil. O yüzden... Sen maksimum her iki sahadayken, 11'deyken arkasında Jadon'un olması çok daha denge katı, kattı Fenerbahçe'ye. Bu şekilde devam edecek zaten. Bir transfer olsa bile Jadon olsa böyle Solbek'te devam edecek gibi gözüküyor. Orta saha, orta üçlü çok ideal bir üçlüsü var Fenerbahçe'nin. Fred, İsmail, Şimanski zaten geçen sezonun üçlü orta sahası. Tekrar bir araya geldiklerinde Rize Spor maçında farka götüren etken bu oyuncular özellikle Fred oldu tabii ki. Ee, İsmail çok iyi maçlar çıkartıyor sezon başından bu yana. En çok top kazanan oyuncusu şu anda merkez orta sahada. Yanına Fred eklenince oyun kurarken biraz daha rahat etti. Çünkü Fred yokken biraz yalnız kalıyordu. Kourinic toptan saklandığı için, Kourinic de sorumluluk almadığı için. İsmail'i biz birçok kez pas hatası yaparken gördük ama bunun nedeni şu, İsmail'in aslında diğer yan özelliği, pasörlük. Asıl özelliği enerji, top kazanması, top kazanma canavarı olması. Ama yanındaki oyuncu toptan kaçınca mecburen oyun kuran isim de oldu merkezde ve hep baskı da tamamen onun üstündeydi. Hataya zorlandığı maçlar oldu İsmail'in. Ama Rize maçında hatırlayın yanına Fred eklenince asıl odak Fred olunca rakibin baskı yaptığı yön Fred tarafı olunca İsmail daha demarki pozisyonunda kaldı ve aslında ne kadar isabetli uzun paslar atabileceğini de gördük İsmail'in. Yani tek odak noktası o değilken yardımcı orta saha rolünde Oyun kurulumunda da gayet etkisi olacağını gördük. Fred'le birlikte oynadıkça İsmail'in değeri artmaya devam edecektir. Hem dinamizm bakımından hem oyun kurma bakımından ile birlikte çok daha iyi rahatlıyor. Eee Sofyan Amrabat transferi geliyor şimdi. Tabii ki o videoda ayrı, ayrıca daha geniş konuşacağız ama Ve Şimanski biraz daha hücumcu 8 10 numara da diyebiliriz. Şimanski arkasına ferdi iki tane orta saha kurgusu olsun. Fikrinde Amrabat'ın hemen İsmail'i kesmesi çok kolay değil bu arada. Çünkü bambaşka bir dinamizm var İsmail'de. Ama böyle sert Avrupa maçlarında Amrabat, Fred, İsmail görebiliriz. Yani böyle sağlam top dolaştıran, geri dönüşlerde reaksiyon verecek bir üçte orta görebiliriz. Dediğim gibi bunu Amrabat konusunda bir tekrar konuşuruz. E, Şimanski diğer iki oyuncu kadar çok gö göz önüne çıkmadı Fred ve İsmail kadar. Ama o da işini yapmıştı Rize Spor maçında. Her zaman söylediğim gibi biraz daha kaleyi daha zorlaması gerekiyor. Şimansin o roldeki oyuncunun skora geçen sezon başında olduğu gibi daha sık destek vermesi gerekiyor. Evet bir dinamizmi var. Hatlar arasında çok hareket ediyor. Son markasını çok zorluyor. Aralarını çok zorluyor. Ama tekrardan o gol asist durumunu artırması gerekiyor. Ee, yani Fenerbahçe geçen maçta güzel bir gol dağılımı yaptı. Orta sahasından Fred'den çok ciddi katkı aldı. Santafor attı. Ama Şimanski'nin de tekrar o no modunu açması gerek. Skorer e, oyuncu modunu açması gerek. Onu da söylemek lazım. Ve geldik Fred'e. Günsan'la maçın anahtar oyuncusu tabii ki Fred. Fred varsa maçın otomatikman zaten anahtar oyuncu adaylarından bir tanesi oluyor ama burada bahsettiğim gibi rakip de çok benzer yapıda. Rize, Rize Spor'a benzer bir yapıda Alanyaspor Spor. Oyun kurmaya çalışan, biraz kalabalık hücum etmeye çalışan, o savunma matrone çıkartan bir takım. Hal böyle olunca Fred bu tip rakiplere karşı daha rahat ediyor. Ya yani oynamak isteyen rakiplere karşı daha rahat etmesinin nedeni Fred çok iyi presçi. Hem top kazanıp oyun yönlendirirken çok daha etkili olabiliyor hem de rakibin bıraktığı boşluklarda bekle stoper arasına 8 numaradan o bölgeden çok güzel koşular gerçekleştirebiliyor. Bunu sen Maximen de çok güzel değerlendirdi Rize Spor maçında. Direkt asist yaptı Fred'e. Gollerden bir tanesi sen Maximen asistinden geldi. ama Fred gerçekten bir olağanüstü döndü yine sakatlıktan. İlk 11'e döndüğü ilk maçında hat-trick yaptı ve üçü de farklı gol. Ceza sahası dışı var. savunma markası koşusu var ve takipçilikle attığı gol var. Fred her zaman zaten ceza sahasına koşu atan, destek veren bir orta sahaydı ama Jose Mourinho yönetiminde sanki bunu daha sıklaştıracak gibi. Yani ceza sahasına girme işini neredeyse Şimanski ile eşit hatta Şimanski'den daha fazla gözükmüş olabilir Rize Spor maçında. Yani İsmail ya da Amrabat 6 numara gibi biraz süpürücü rolde kalıp 2-8 numarasını da 9 numarasının etrafında koşu yaparken göreceğiz ceza sahasına girerken. Ve bu bakımdan Fred çok önemli bir oyuncu. Onun da alternatifi bakılıyor. Medina konuşuluyor. Oyuncunun da e, potansiyeline bakıp profiline bakıp tabii ki videosunu hazırlayacağım. Yani Fred gibi o da ceza sahasında koşu yapacak, skor destek verecek bir 800 numara mı yaptığı işlere yakın işler yapar mı gibi. E, bu soruları ben de merak ediyorum. İzledikten sonra sizle paylaşacağım tabii ki. E, ama Fred gerçekten bu maçın özelinde de yine en kritik oyuncusu olacak Fenerbahçe'nin. Ben sen Maksim'i Rize Spor maçında inanılmaz beğendim. Çok beğendim. E, skora katkısı da vardı ama asıl oyuna katkısını çok beğendim. Çünkü sen ben skora katkı yapacak. Yarın bir gün kendisi de atacak. Topla dev uzak direkt dibine gol de atacak. Asist yapacak ki yapıyor zaten. Asist öncesi o savunmayı sallama işine asıl çok göreceğiz. Yani belki direkt gol asist yazmayacak sen Maksim'in ama rakibin savunmasının kalbine kalbine top sürüp o dengeyi bozup ondan sonra belki atak devamı bir çoğunlukla gol olacak. Yani o dengeyi bozan e, sen olacak ama asıl önemlisi burada orta saha civarında topu aldığı zaman oradaki takım katkısı çok değerli. Merkezde topla buluşunda ben çok kez şunu gördüm. Topa bastı, merkeze döndü. Fred'e döndü, bir daha boşa çıktı, aldı, tekrar verdi. Savunmaya katkısı oldu. Ya yani oradaki pas örgüsüne de katılması bu kadar için bir oyuncunun asıl olarak bu şekilde öne çıkan bir kanat oyuncusunun takım ahengi içerisine de katılması bence çok değerliydi ve bunu yaptı e, Sen Maximen bir önceki maçta Rize Spor maçında. Burada da tabii ki onun da performansı önemli. Ve geldik 9 numara ve savunma bölgesinde. Burada Jose Mourinho geçen sezonda takımın bayrak adamlarından olan Ceko ve Tarish devam ediyor. Tarish'in tabii ki ufak bir rolü değişti. Aslında aynı rol ama kalın bölgesi değişti değil. Sağ solları ile de, sağda oynuyor ama aynı şeyleri yapıyor. Yine merkezleşen, on numaralık yapan, aralara top bırakan, zeka koyan bir oyuncu rolünde. Edin Ceko'nun ben şu an için kendi takımında El göre oyuna katılımını daha çok beğendiğini düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Yani El daha dinamik, daha rakip savunmasını zorlayacak bir oyuncu ve bunu gösterdi Göztepe maçında. Yani bu artık afaki bir şey değil. Göztepe maçında gösterdi. Hava toplarında ne kadar etkili olabileceğini, attığı kafa golü şahaneydi. Oyuna da aslında pas, pasörlük anlamında, bağlantı işleri anlamında ne kadar etkisi olacağını da gösterdi ama Ceko sahanın daha bir her yerinde topa kendisini gösteriyor. Yani mesela Rize Spor maçında da gördük daha orta sahanın gerisinde, kanatta, merkezde her yerde topa kendisini daha fazla gösteren bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin rakibi rakibini genişletirken 9 numarasının bu şekilde oyuna katılması ve Bekir'in ya da sen Maxim'in savunma markasının kaçırma planında çok değerli. O yüzden bu oyun alışkanlığına şimdilik Ceko'nun daha uyumlu olduğunu düşünüyor sanırım Jose Mourinho. O yüzden Enesiri şu an bekleyen taraf. Burada tabii ki Enesiri ve İrfan bir anda 11'de de görebiliriz ama geçen hafta kazanmışken ve bu oyun alışkanlıkları daha iyi gözüküyorken Ceko ve Tadic uyumunun ile devam edecek gibi bu ikili de. Ama ben açıkçası kendi fikrim özellikle İrfan Can Kahveci'nin daha fazla rol alması konusunda. İrfan Can Kahveci çünkü hani Tadic'den çok eksi yazmıyor. Tadic'in artı hep bunu söylüyorum. Yani Tadic'in artı yaptığı işleri İrfan Can Kahveci de yapabiliyor. İstasyon topu tutma, merkeze yönelip orada 10 numaralık yapma işlerini yapıyor yani İrfan Can da. Ekstradan skor yaratma konusunda da İrfan Can daha becerikli. Hem ceza sas dışı vuruşları anlamında hem arka direklere de gitmeye başladı artık. Penalt noktasına gidip gol vuruşları da yapmaya başladı. Yani kendisi de skor üretebilecek bir kanat oyuncusuydukken 10 numaralık yapabilecek bir oyuncu olduğu için ben İrfan Can'ın daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum. Ama Jose Mourinho dediğin gibi Tadiç'ten aklındaki oyunu Tadic'de Tadic daha çok karşılığını görüyordur. Aynı şekilde 9 numarada Ceko'dan daha çok karşılığını görüyordur. Bu oyuncuları da eğer 11'e başlamazsa belli bir süreden sonra sahada göreceğiz. E, ve performansları da tabii ki maç ertesi bölümünde değerlendireceğiz. E, Fenerbahçe Alanya maçı öncesinde benim değerlendirmelerim bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. 11'de değişiklik bekliyor musunuz? Sizin için bu maçın en kritik oyuncusu kim? Gibi soruları sizin de Yorumlarınızı merak ediyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Amrabat videosu gelecek. Bu maçın maç artısı bölümü de gelecek. Görüşmek üzere servis 8'de kalın. Hoşça kalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.